Değerli dostlar merhaba. İsmim Ömer Faruk Eryürek. Makine mühendisiyim. Bugün sizlere karavanla yurt dışına nasıl tatil yapılır, nasıl yurt dışına çıkılır konulu kısa bir video çekeceğim. Nereden aklıma geldi? 4 sene oluyor herhalde. Covid zamanı evde böyle kısılık kaldığımız zamanlarda bir video çekmiştim ben böyle can sıkıntısından. Yurt dışına karavanla nasıl gidilir, nasıl tatil, karavan diyorum, motosikletle nasıl gidilir, nasıl kamp yapılır falan. O bayağı bir ilgi gördü o video, böyle 5-6 bin izlenme oldu, çok sorular geldi falan, faydalı olduğunu düşündüm. Şimdi 2 senedir de karavanımız var, karavanla çok fazla gezemesek de bayağı tecrübemiz oldu. Bu sene de bir yurt dışı seyahatimiz oldu karavanla. Oradan da edindiğimiz tecrübenin ışığında, kusura bakmayın bir sigara yaktım, bir fırt çekelim. Böyle bir paylaşım yapayım dedim. Belki hani bu tip konulara meraklı arkadaşlara bir ışık tutarız. Neyse uzatmayalım. Şimdi karavanla yurt dışına çıkmak için ne lazım? Bir kere karavan lazım birincisi. İkincisi, en önemlisi bence ya yeşil pasaportunuz olacak ya da Schengen vizeniz. Yani işte basından falan da takip ediyoruz. Son yıllarda bu Schengen vizesi işi hakikaten sıkıntı olmaya başladı Türk vatandaşları için. Nasıl çözülecek bu iş bilmiyorum. Bizim eşimin ve benim yeşil pasaportumuz yok. Ama benim işim nedeniyle biz otomotiv parça üretimi yapıyoruz Avrupa firmalara. O yüzden sık sık seyahatlerimiz oluyor. Uzun süreli Schengenlerimiz var. O nedenle rahatlıkla seyahat edebiliyoruz şimdilik. Bakalım o Schengenler bitince ne olacak, onu da o zaman düşüneceğiz. Neyse uzatmayalım. Şimdi karavanımız var, Schengen vizemiz var. Başka ne lazım? Başka bir de yeşil sigorta yaptırmamız lazım. Yeşil sigorta nedir dersek, yeşil sigorta Avrupa'da geçerli araç trafik sigortası. Aslında Türkçesi bu. Yeşil olmasının da sebebi, yeşil bir kağıda basıyorlar da o. Yani onun da sebebi nedir bilmiyorum. Belirgin olsun diye belki. Bu yeşil sigorta işi 15 gün minimum süreli yapılıyor. İşte aylık, 3 aylık, maksimum 6 aya kadar yaptırabiliyorsunuz. Fakat bu karavan sigortalarında olduğu gibi burada da talihsiz bir durumu var. Yani bizim bu karavanlar özel amaçlı araç statüsünde olduğu için yeşil sigortada da yine yüksek ücretler çıkıyor. Yani Türkiye'de yaptırdığınız zaman yanlış hatırlamıyorsam 15 günlüğü 155 euro gibi bir rakam. Yalnız şöyle bir alternatif var. Avrupa Yeşil Sigorta diye bir şey var. İnternete girerseniz, bunu bizim bir arkadaşımız yapıyor, Hüseyin diye. Bu sadece Avrupa Birliği, yani Schengen veya Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli bir sigorta. Yani bununla mesela Karadağ, Sırbistan'a falan gidemezsiniz. İşte Makedonya falan, oralara giremezsiniz. Sadece Avrupa Birliği ülkelerine dahil ülkelere gidebilirsiniz. Bu neredeyse 1/3 fiyatına. Yani ben bu son seyahatimde onu yaptırdım. Problemsiz kullandık onu. Yani Sırbistan'a girmedik. Macaristan'a Bulgaristan, Romanya üzerinden geçtik. Rotayı öyle yaptık. Dolayısıyla bir sıkıntı yaşamadık. Sigarayı da söndürmüşüz. Neyse. Bunları tamamladıktan sonra işte arabacığın bakımını yaptırmak lazım malum. Ondan sonra yurt dışına gideceksiniz yani ihtiyaten. Kişisel sağlık sigortası yaptırmanızı öneririm ben. Seyahat sağlık sigortasını. Kaskonuz varsa, aracınızın kaskosu varsa onu yurt dışına açtırmanız lazım. Çünkü kasko sadece yurt içinde geçerli. Yurt dışına geçerli değil. Onu yurt dışına açtırmadan gitmemek lazım kasko varsa. Bakayım şuraya ufak notlar almıştım. Unutmayalım bir şey. İşte bunlar olduktan sonra, ha bir de tabi şeyi de unutmamak lazım. Eğer araç sizin kendi üzerinize kayıtlı şahsi aracınız değilse, mutlaka şirket üzerine kayıtlıysa şirket imza yetkilisinden bir noterden yapılmış bir vekaletname, yani yurt dışına çıkış izni almanız lazım. Yani şirket sahibi siz olsanız bile bunu almanızda fayda var. Bunsuz çıkamazsınız dışarıya. Araç eşinizin üzerine olabilir. O zaman da eşinizin yanında olması lazım. Yani
o kullanmasa bile yanınızda oturuyor olması lazım. Mutlaka aracı kullanan kişinin, araç sahibinin araçta olması lazım. Dediğim gibi şirketse de vekaletle çıkabilirsiniz. Başka ne lazım? Başka bir şey lazım değil. Bunları tamamladıktan sonra biniyorsunuz. Kapıkule'ye doğru ilerlemeye başlıyorsunuz. Ha, ilerlemeden önce tabii yola çıkmadan evvel yine ufak tefek bazı hazırlıklar yapmakta fayda var. İşte nedir onlar? Biz ne yaptık? Mesela biraz yanımıza birkaç paket tavuk döner aldık. A101'de satılanlardan falan. İşte yine barbunya, pilaki falan böyle hazır konserve tarzı gıdalar. Peynirdir, zeytindir, domates, salatalık, biber. Bizim dolabımız Tedford'un T90'ı, yani bu karavan için, bu PSA grubu araçlar için yapılmış dolap. Biraz pahalı, alırken biraz fazla para verdik ama 12 voltla çalışıyor. Çok az amper çekiyor, yani çok az güç harcıyor. Ve çok iyi soğutuyor. 90 litre de bayağı bir yük alıyor yani. Bir avantajı da çok sessiz çalışması. Mesela şu anda çalışıyor dolap ama hiç ses yok. Gece yatarken bu önemli tabi. Yatağa yakın bir yerde konumlandığı için sessiz olması da önemli. Neyse, uzatmayalım. İşte bunları da aldık falan. Bir iki alet edevat yanınıza, hani yolda bir şey olursa müdahale etmek için elinizden geliyorsa öyle şeyler. Onları da aldık. Bir tane yurt dışına açık kredi kartı olması lazım. Çünkü kredi kartı, yani birçok ülkede hala euro geçmiyor. Yani bu mesela bizim geçtiğimiz ülkeler hepsi Schengen, işte hepsi Avrupa Birliği ama bir tek Slovakya'da euro kullanılıyordu. Onun dışındaki ülkelerde euro kullanılmıyordu. Dolayısıyla biz de kredi kartlarıyla alışveriş yaptık genelde. O önemli. Aracın ağırlığı, hani neticede bu araçlar panel var. 3,5 ton ağırlık sınıfındaki araçlar. Bize sora neden olmadı ama Almanya tarafında falan soruluyor, sorgulanıyor diye duyumlar aldım ben. Ne derece doğru bilmiyorum. Yani dolayısıyla aracın 3,5 tonu geçmemesinde fayda var. Su konusu var. Yani su, Avrupa'da çoğu yerde musluk suyu içiliyor zaten. Oralardan, kampinglerden falan doldurma imkanınız var, çeşmelerden. Ya biz 4 tane Hamidiye suyu almıştık, 5 litrelik. O bize 15 gün işte dönüşümlü olarak o bittikçe oralardan doldurup bir daha su alma ihtiyacı duymadık. O şekilde şey yaptık, gezimizi devam ettirdik. Şimdi bu yurt dışına çıkışta tabi yazları genelde seyahat dönemleri yoğun oluyor. Yani Haziran'dan itibaren bizim bu Avrupa'daki gurbetçi kardeşlerimizin izinleri başlıyor. Onlar gelmeye başladığı için yani Temmuz'un 15'inden sonra dönüşler biraz kalabalıklaşmaya başlıyor. Yani giriş Temmuz 15 veya Temmuz sonuna kadar girişler kalabalık oluyor. İşte Ağustos başına itibaren de dönüşler. Biz 19 Temmuz'da yurt dışına çıkmıştık. Çok kalabalık değildi açıkçası. Ama yine ben ihtiyaten size gece çıkmanızı yola öneririm. Hiç olmazsa o gümrük geçişinde güneşin altında beklememiş olursunuz. Gece nispeten serin oluyor. Biz 19 Temmuz'da işte akşam 6 gibi İstanbul'dan çıktık. 11 gibi falan yolda yemek memek yedik. Kapıkule'deydik. Çok beklemeden geçtik. Oradaki prosedür şöyle oluyor. Bir kere Kapıkule'ye varmadan mutlaka deponuzu doldurun. Çünkü hala Türkiye'de yakıt ucuz. Eskiden tam tersiydi, bir 10 yıl evvel. Bizde döviz ucuzken veya 15 yıl evvel. Yakıtımızı aldık, Kapıkule'ye devam ettik veya işte İpsal'a, neyse. İlk bir şeye geliyorsunuz. Önce bir Kapıkule'de böyle bir yerden geçiyorsunuz. Niye yapmışlar onu bilmiyorum. Bir kulübeler var ama kimse yok orada. Oradan geçiyorsunuz ilk kulübeden. İkinci pasaport kontrol noktasına geliyorsunuz. Orada yurt dışı çıkış pulu almanız lazım. En solda bir alet, makine var, bankamatik gibi. Oradan alabilirsiniz. Ama benim tavsiyem yola çıkmadan önce internet vergi dairesinden bunu halletmeniz. Orada işte arabadan in git, oradan pul al falan. Bazen o makine çalışmıyor, içeri girmek gerekiyor falan. Biraz sıkıntılı bir iş. Baştan alın pulunuzu, gidin. Ondan sonra, yani internetten alın baştan diye kastım o. Daha sonra ne yapıyorsunuz? İşte pasaport kontrolü. Orada bu sene şey çıktı, arabadan in işte, o kadar kameraya bir poz ver falan.
Havaalanındaki gibi oldu orası da. Eskiden yoktu öyle bir şey. Arabadan uzatıyordun şeyi. Pasaportu. Neyse oradan da geçtikten sonra herhangi bir arama marama yapılmıyor bu noktalarda. Araç kayıt noktası. İkinci bir 30-40 metre ileride yine aynı tente veya sundurmanın altında bir araç kayıt noktası. Orada da ruhsatınızı alıyorlar sizden. Aracın bir yurt dışı çıkış kaydı yapılıyor. İkinci kez mesela aynı araçla gittiğiniz zaman süreç daha hızlı oluyor. Hemen bakıyor zaten kayıt olduğu için geç diyor. Ama ilk gittiğinizde orada bir şeyleri yazıyor ya artık motor seri numarası mıdır nedirse. Yani bir iki dakika sürüyor ilk defa bu araçla gidiyorsanız. Neyse oradan da geçtik. Ondan sonra gümrüksüz free shop bölgesine geldik. Duty free bölgesine. Oradan işte alışveriş yapabilirsiniz. Alkol falan. Aslında bir şey de almanıza gerek yok. İleride Mustafa Market var. Bulgaristan'a geçince orası daha ucuz. Neyse ondan sonra işte free shop'u da geçtikten sonra Bulgar gümrüğüne. En son oraya gelmeden önce yine bir kayıt yapılıyor. Yani en son artık Türkiye'den çıkış noktası. Ya yani iki kere kayıt yapılıyor gibi bir şey. Orada bir plakaya bakıyor yani. Hakikaten bu araba terk ediyor mu Türkiye'yi gibi bir kontrol herhalde. Ondan sonra Bulgar bölgesine geliyorsunuz. Bulgar bölgesinde işte orada sık sık şey oluyor. Böyle bir vardiya değişimi falan. Mesela sabah 10'da gidersiniz. Biz iş için de Plovdiv'e falan gidiyoruz. Veya motorla gittiğim zaman ben. Böyle bir yarım saat duruyor bazen o Bulgarlar. Sebebini tam anlamıyorum. Vardiya değişimi falan herhalde. O zaman kuyruk biraz uzuyor. Yani maksimum ben bugüne kadar bir saat bekledim. Ama yazın uzun beklemeler oluyormuş. İşte yine bu gittiğimizde de akşam bir yarım saat bekleyip geçtik biz. Orada bir arama yapılıyor. Ve yeşil sigortayı onlar soruyor. Yani yeşil sigorta o ana kadar Türkiye'den çıkışta sorulmuyor. İşte orada bir gümrükçü bizim inip bir arabaya binip tuvalete baktı. Banyo bölümüne orada insan var mı? Arkayı açtı. Böyle biraz yüzeysel hani bir lalettan bir kontrol oldu diyebilirim. Neyse ondan sonra geçtik şeye. Şimdi yurt dışında her ülkenin kendine özgü bir yol kullanım ücret ödeme sistemi var. Mesela bu Yunanistan'da, işte Polonya'da, ne bileyim başka nerede, Sırbistan'da falan gişe sistemi. Hani bizim Türkiye'deki gibi. Gerçi bizim Türkiye'de de artık HGS oldu. Hani bir öyle bir para ödeme falan yok. Oralarda hala gişelerde insanlar var. Bilet alıyorsunuz otoyola girerken o bileti veriyorsunuz falan böyle sistem biraz hala ilkel bu ülkelerde. Ama diğer ülkelerde işte Bulgaristan'dır, ne bileyim Slovakya'dır, Çek Cumhuriyeti, Macaristan. Buralarda vignet denen bir şey var. Vignet otoyol kullanma ücreti. Mesela Bulgaristan'a girdikten sonra hemen sağda bir kilometre gitmeden Lük benzincisi var. Oradan mesela alma imkanınız var. Genelde bu vignet benzincilerde satılıyor. Veya sınırları geçince böyle kulübe gibi yerler var. Oralardan da alabiliyorsunuz. İşte sigorta falan yapan yerler veya döviz bozan yerler. Dolayısıyla oralardan da vignet alabilirsiniz ama ben yine benzin istasyonlarını öneriyorum. Daha hani güvenilir en azından. Orada makine var. Oradan gidip işte 3,5 ton araç sınıfını seçip hatta Türkçe lisan da seçme imkanı var o Bulgaristan'daki makinelerde. Oradan hemen kredi kartıyla vignetinizi alırsınız. Kaç gün almak istiyorsanız. Diyelim ki işte bir aylık tura çıktınız. Tekrar geri geleceksiniz. O zaman bir aylık almakta fayda var. Macaristan falan mesela bir günlüğe de başladı Ağustos itibariyle. Çünkü bazen mesela o ülkede kalmayacaksınız. Transit geçeceksiniz. Mesela bizim Slovakya'da başımıza geldi. Kalmayacaktık orada. Ama 15 günlük almak zorunda kaldık. Yani genelde 7,5-10 euro civarında oluyor ve her ülkede almanız lazım bunu. Bir tek Almanya'da otobanlar ücretsiz biliyorsunuz. Diğer ülkelerde hep ücretli. İtalya falan çok pahalı bu otoban konusunda. Fransa en pahalısı İtalya ama. Norveç tarafına gitmedim bilmiyorum oralar nasıl kuzey ülkeleri. Neyse o vigneti de aldık. Sınırı geçince Mustafa Market'te durup İşte şurada telefonun arkasında onu gösteremeyeceğim. SIM kart Vivacom diye 11 GB 15 euro. Biz onu aldık. Kendi kartlarımızı çıkardık. Çünkü bizim Türk operatörler çok pahalı yurt dışında. Onunla valla 6 GB harcayabildik 15 günde. Hakikaten yurt dışında harcanmıyor bu internet. Bizim Türkiye'deki operatörler herhalde biraz bizi
kazıklıyorlar mıdır nedir, öyle hissediyorum. Ben yurt dışına gidince böyle bir internet tüketimi çok az oluyor Türkiye'ye nazaran. Hani eskiden iyi niyetli düşünüyordum. Ya bunlar daha yakın baz istasyonları falan var. Herhalde daha verimli çalışıyor telefonlar falan diyordum ama şimdi bu gezide biz çok acayip böyle dağ yollarından falan geçtik. Ona rağmen internet hiç şey olmadı. Kesilmedi de ve şey de olmadı. İnternet kesildi bazı bölgelerde. Gitti böyle 15 dakika internetsiz kaldık. Öyle ıssız yerlerden geçtik. Ona rağmen işte bir sürü videolar seyrettik. Navigasyon hep açıktı. Google haritalar şu bu. 15 günde 6 GB harcayabildik. Türkiye'de olsaydı 20 GB minimumdu. Neyse. Öyle bir ilginç bir şey var. Oradan da alırsınız sim kartınızı. Türk operatörlerden kurtulursunuz. Ne var başka? İşte pek de başka bir şey. Kredi kartından bahsettik herhalde. Neyse. Ondan sonra şimdi kalacağımız yerleri nasıl buluyorduk? Onu da şöyle yapıyorduk. Şimdi Park Fortnite diye bir uygulama var. Bu Google şeyde, Play'de veya işte Android, Apple'da da vardır herhalde. Var. Tabii onda da var. Şimdi bunda bu Park For'u rakamla yazacaksınız. Night da İngilizce gece işte. Arka arkaya bir çık yazdığınız zaman çıkıyor. Bunu telefona indirin. Bunun ücretli uygulaması da var. 3-5 kuruş. Ben ücretlisini almadım. Hani bu tip şeyleri internetten almayı sevmediğim için. Parasına da değilim ama. Neyse uzatmayalım. Onu indiriyorsunuz. Onda işte kampingler, gideceğiniz yerdekiler, şehre girdiğiniz zaman hepsi çıkıyor önünüze. Onları şey yaparsınız. Biz valla 15 günde 3 gün kampingde kaldık işte Budapeşte, Prag ve Krakow. Onun dışında benzin istasyonlarında kaldık. Şehirlerin ücretli park yerlerinde kaldık. Hiç güvenlik sıkıntısı yaşamadık. Bir Bulgaristan'da Razgrad'da bir ıssız bir yerde bir benzincide biraz çekindik açıkçası. Böyle bir Roman vatandaş tipli birileri geldi yanımıza arabayla falan. Benzincideydik ama sonra baktık tırcılar başka bir bölgesinde duruyor aynı benzincinin. Onların yanına gittik. Orası daha aydınlık falan, orada kaldık. Onun dışında bir öyle bir tedirgin olacağımız bir durum olmadı çok şükür. Arabayı da işte dediğim gibi mesela ne yapıyorduk biz? İşte bu akşam mesela bir yerdeyiz. Ertesi gün işte Budapeşte'den ne bileyim Prag'a gideceğiz. Çıkıyorduk yola akşam 6 gibi. Gece saat 10-11 işte yorulana kadar. Hem de serin oluyordu hava. Gerçi arabada klima falan var ama. Gece bir benzincide böyle yol üstü bir benzincide nispeten aydınlık işte kamerasına falan olmasına dikkat ediyorduk. Böyle çok büyük benzincilerin hani o tır parklarına falan pek tercih etmedik. Biraz daha böyle benzincinin nedir o ofis kısmına veya market kısmına yakın yerlerde durmayı tercih ettik. Hani çok da yakın durmadık hani gelip de ne duruyorsunuz burada ikaz etmesinler diye. Nispeten böyle yakın hani hırsızlık olma ihtimali düşük olduğu bir noktaya çekip arabayı. Orada yatıyorduk. Sabah kahvaltımızı yapıp orada devam ediyorduk. İşte benzinciden de bir meyve suyu falan alıp hani böyle Söğüt gölgesi gibi yapmayalım burayı tarzı. Oraya da bir hani ufak da bir şey bırakıyorduk. Veya benzinimiz, mazotumuzu oradan alıyorduk falan. Neyse öyle bir muhabbetimiz oldu. Gittiğimiz yerler böyle parklar, kampingler veya şehir parkları. İşte şehre böyle toplu taşımayla 20-30 dakika mesafeli yerleri tercih ettik. Oralarda da toplu taşıma biletleri aldık. Genelde 4-5 euro şehrine göre. Ondan yani 20 24 saatlik toplu taşıma biletiyle gayet güzel gezdik. Dediğim gibi ertesi günde akşam yola çıktık. Böyle ikiye böldük yolu falan. Sularımızı genelde oralardan doldurduk. Kampinglerden. Avrupa'da içme suyu gayet güzel içiliyor. Başka neler var söyleyebileceğim şimdi aklıma gelen? Ya atık yönetimi işte atıklar zaten Avrupa'da atık atabileceğiniz bir sürü yer var. Kampingler zaten bu konuda çok şey gelişmiş. İşte kaseti boşaltıyorsunuz. Gri suyunuzu boşaltıyorsunuz. Bizde işte kasetli tuvalet var. Gri suyu da ya bir iki yerde de böyle çok ıssız orman yoluna boşalttık kaseti yani böyle gübre niyetine şey yaptık.
Başka da pek bir şey yok yani. Bilmiyorum, unuttuğum bir şey var mı? Yani kısacası bu karavanla yurt dışına çıkmak. Aslında karavan diye de kısıtlamayalım. Hani araçla yurt dışına çıkmak diyelim. Atla deve bir olay değil. Yani bir station arabanın arkasına bir çadır madır koyup da yapabilirsiniz bunu. Tek şey burada hani bir soğuk hava dolabı falan olması lazım. Hani bir buzluk muzluk tarzı arabada da olsa. Orada işte hani peynirinizi, zeytininizi koruyabileceğiniz bir yer olması lazım. Onun dışında hani tuvaletinizi falan bir şekilde benzin istasyonlarında falan halledersiniz. İşte kampinglere girip orada duşunuzu alırsınız. Hani kampinglerde işte 30-40 euro şeyine göre. Ben Hırvatistan'da çok kaldım. Yani Avrupa'da çok kampingde kaldım. Yani Fransa, Portekiz falan o tarafları pek bilmiyorum. İspanya'yı falan ama. Hani Kuzey Avrupa, Almanya'dan tutun da işte aşağıya doğru bütün ülkeler, İtalya'sı, Hırvatistan'ı, şusu busu, Akdeniz ülkeleri, Yunanistan. Oralarda çok kampinglerde kaldım. Hep motor seyahatlerinde. Çok tertemiz yani duşları, tuvaletleri, her şey pırıl pırıl. En fazla da vereceğiniz günlük 50 eurodur. Çünkü orada şöyle oluyor. Pitch denen size bir ayrılmış alanlar var. Ha, free zone dedikleri böyle gidin oraya çadırını kur deyince onlar daha ucuz oluyor. Ama böyle bazı kampinglerde onlar yok. Yani size böyle 60, 70, 80 metrekare kampingine göre ayrılmış yerler oluyor. Yani siz ufak bir motor ve çadırla da gitseniz aynı parayı ödüyorsunuz. Karavanla gidip işte 8-10 kişi kalsanız da o zaman tabii kişi başı bir euro falan bir şehirde konaklama vergisi ekleniyor ama onun dışında şey oluyor. Neyse çok uzadı bu video, 20 dakika oldu. Benim aklıma gelen konular bunlar. Yani atla deve bir şey değil. Herkes yapabilir. Biraz cesaret, vakit ve nakit meselesi. Ha, biz bu 15 günde de 1300-1400 euro harcamışızdır. Her şey dahil, yakıt makıt. Hani Türkiye'deki bir tatilden daha ucuz olduğunu düşünüyorum. Karavan olduktan sonra diyelim. Sorularınız olursa altına yazın. Benim unuttuğum konular olabilir. Her ne kadar not aldıysam da. Orada okuyup cevaplamaya çalışırım. Diyelim. İleride belki karavanla da ilgili, hani karavanda olması gereken ekipmanlar falan, onlarla da ilgili. Çünkü ben bu karavanı yaparken bayağı araştırmıştım, uğraşmıştım. Onunla da ilgili bir video çekerim. Onu da yüklerim zamanla. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.